Dicle'deki gönüllü imamlar deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalıştı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde görev yapan 3 gönüllü imam ve Kur'an-ı Kerim kursu öğreticisi görevlendirme ile deprem bölgesine giderek, oradaki yaraları sarmak için mesai yaptı depremzede vatandaşların acılarına ortak olan gönüllü imamlar İsmail Ayhan, Mehmet Salih Yavuz, Abdurrahman Duman ve kurs öğreticisi Songül Sönmez, Adıyaman merkezine giderek depremzede vatandaşlara destek oldu. Bicre ilçe müftülüğüne bağlı Altay Kırsal Mahallesi Cami İmam Hatibi İsmail Ayhan, oraya gittiğimiz zaman her taraf arabeydi. Rabbim o felaketleri kimsenin başına getirmesin. Sağ kurtulanlar dahi perişan bir haldeydiler. Defin işlerine yardımcı olduk. Genelde hayatlarını kaybedip defin edilenlerin yakınları cenazelerini bulduklarına seviniyorlardı, yakınlarının bir mezar yerleri belli olur diye. Bir nevi hem şükrediyorlardı hem de seviniyorlardı. Hepsi inançlı insanlardı, şükür ediyorlardı. İli yıkılanlar, ağır hasarlı olanlar zor durumda kaldılar. Biz orada bulunduğumuz dört günde yemek dağıtımında bulunuyorduk. Depremzede vatandaşlara gelen gıda, giyim, ısınma gibi yardım malzemelerini dağıtıyorduk. Çadırlarını ziyaret ediyorduk. Defin işlerine de yardımcı olduk. Rabbim tekrar böyle bir afeti ülkemize yaşatmasın inşallah. Çok zor bir durumdu. Tedbir almak bizden, takdir Allah u Teala'dandır. Doğal afetlere karşı tedbirli olmak lazım. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından büyük bir yardım seferberliği başlatılmıştı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, dedi. Dicle ilçe müftüsü Zeydak'ın, deprem bölgesinde çalışan gönüllü imamlardan İsmail Ayhan'ı, görev dönüşü sonrası makamında ağırladı akın dijle halkına kaymakamlığına ve özverili müftülük personeline göstermiş oldukları duyarlılık ve yardımseverliklerinden dolayı teşekkür ederiz şeklinde konuştu.